Asgari ücrete yapılan zammın ardından ücretlerin asgari ücret düzeyinde ve altında kalan işçilerin ek zam talebi yaygınlaşıyor. Renault'da asgari ücrete yapılan zamların kendi ücretlerine yansıtılması talebiyle başlayan eylemler dalga dalga yayılıyor. Sadece Renault'da değil, pek çok fabrikada eylemler var. Mersin serbest bölgede faaliyet gösteren Raisi ve Trend Tekstil'de ise işçilerin ek zam talebi kazanımla sonuçlandı. Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Renault'un ek zam talebiyle başlattığı eylemler İzmir'den İstanbul'a, Mersin'den Kocaeli'ne kadar pek çok ile hızla yayılıyor. Mersin serbest bölgede faaliyet gösteren Raisi ve Trend firmalarında çalışan 300 işçi de geçtiğimiz pazartesi günü ücretlerinin asgari ücrete yapılan zam oranı kadar arttırılmasını istemiş. Patronun bu isteği kabul etmemesi üzerine iş bırakmışlardı. Patron, işçilerin eylemine işten atmakla karşılık vermek istese de işçiler noter getirerek yaşanan hukuksuzluğu belgelemiş ve gün boyu eylemlerini sürdürmüşlerdi. Eylemin kararlılıkla sürmesi üzerine patron, işçilerin belirlediği temsilcilerle görüşmeyi kabul etti ve ilk görüşmede ücretlerin 1400 liraya çıkarılacağı söylendi. Ancak işçilerin kabul etmemesi üzerine ikinci bir görüşme gerçekleştirildi. Patronun 1475 liralık önerisini kabul eden işçiler işbaşı yaptı. İşçiler zamlı ücretleri 20 Şubat'tan itibaren almaya başlayacak. Evet, Bursa'da Renault işçilerin ek zam talebiyle başlattıkları eylemler yayılıyor dedik. Mersin'de ek zam talebi başlatılan eylemler de kazanımla sonuçlandı. Gebze'de de Birleşik Metal İş Sendikası'nın örgütlü olduğu 9 fabrikada bulunan iş yeri temsilcileri ek zam talebi için bir toplantı düzenledi. Toplantıdan çıkan kararlar ve daha fazlası için şimdi Gebze'ye gidelim ve Gebze'den Muhammed Uludağ bize sıcak gelişmeleri aktaracak. Muhammed Uludağ, merhaba. Merhaba Gökhan, iyi yayınlar. Teşekkürler, sana da kolay gelsin. Evet, söyledik, Gebze 9 fabrika ek zam talebiyle bir toplantı yaptı ve bu talep zannediyorum, bu talep iş yerlerinde dile getirilecek. İş yeri temsilcilerin bu zam talebinin ne ilişkin, bu toplantıya ilişkin bilgileri alabilir miyiz? Buradan başlayalım. Ya şimdi bu özellikle asgari ücret tartışmaları ile beraber biliyorsunuz özellikle MES Grup Topluluğu Sözleşmesi'nde Gebze metal alanında önemli bir rol üstlenmişti, sorumluluk üstlenmişti bu konuda. Ve bu sorumluluğu taşıyan önemli sanayi fabrikalarında özellikle asgari ücretle ilgili yapılan zam tartışmalarına bağlı olarak aradaki kıdem farkı ve yıpranma payının da içinde dahil edilerek birçok işçinin ücretleri eşitlendi. Ve bu tartışmalara bağlı olarak Renault'un başlattığı ek zam talebine bağlı olarak Gebze'den de bu sürece dahil aşağılarda çok ciddi tartışmalar yaşanıyordu. Ve bu tartışmalara bağlı olarak iş yeri temsilcileri sendikanın örgütlü ve yetkili olduğu iş yerlerinden toplantı talebinde bulunuyor. Ve bu toplantı talebinde 23 iş yerinden 9 iş yeri şöyle bir karar çıkarttılar orada. Cuma gününe kadar, yani yarına kadar işverenlerle yapılacak görüşmelerde 70 kuruş saat ücretlerine zam. Bu kabul görmezse bir seferliğe mahsus 1000'er lira para talebinde bulunacaklar. Eğer bu karşılık bulmasa işverenler cephesinden üretimi durdurmak dahil her türlü eylem ve mücadele meşrudur şeyini açıkladılar. Şimdi yarın işverenlerle götürülen bu teklif nasıl bir karşılık bulacak? Onu mesela izliyoruz biz de. İşverenlerin atacağı adıma bağlı olarak eylemin biçimi ve şekli buna uygun ortaya konulacak Gebze'den. Evet. Muhammed Uludağ, tabii patronlar doğal olarak öyle İşçilerin taleplerini canı gönülden karşılamaya, istekli bir şekilde bu talepleri karşılamaya adım atmamakla bilinirler. Zannediyorum bu anlamda işçilerin de sonrasındaki tutumlarının ne olacağı meselesi önemliydi, vurguladığın. Peki ben şimdi bu 9 fabrika Gebze'de bulunan önemli, örgütlü olunan, Birleşik Metal İş'in örgütlü olduğu önemli fabrikalar. Ama Gebze aynı zamanda geniş, yine çok daha fazla fabrikanın olduğu bir işçi havzası. Bu taleplerin yayılması veya metal işçilerinin bu taleplerini karşılaması, bu taleplerinin
sonucunu alması durumunda bu talebin Gebze'de yaygınlaşabileceği yönünde izlenimler var mı? Yani en azından bu asgari ücret tartışması diğer fabrikalarda, havzada nasıl sürüyor? Buna ilişkin neler söyleyebilirsin? Ya şimdi örgütlü örgütsüz iş yerleri olarak da, yani değişik iş kollarında, petrokimyada, gıdada, birçok iş konuda da şimdi bu süreç bütün iş yerlerinde aşırı derece tartışılıyor. Bir de hükümetin bu konuda attığı adım, bu kıdem tazminatlarına dönük, özel istihdam bürolarına dönük yaptığı hamleler karşısında işlerin duyarlılık oranı çok yükseltti bu yönde. Hep biz mi kaybedeceğiz? Var olan haklarımızı da kaybediyor. O zaman biz burada bu süreci tartışan, bu süreçle ilgili en ufak bir iş yerlerindeki gelişmeleri takip eden bir duygu ve bilinç şeyi oluştu. Bu özellikle 9 fabrikada bu eğer karşılık bulmasa, iş yerleri açısından, işverenler tarafından karşılık bulmasa, bu aynı zamanda diğer 9 fabrikanın yapacağı ortak eylemlere bağlı olarak diğer işletmelerde, örgütsüz iş yerlerinde de bu çok ciddi şekilde kabul görecek bir eğilim de bu anlamda biz görüyoruz. Bu açıdan da önümüzdeki dönem eğer adım atılmazsa Gebze bir hareketli merkezi olan bir dönemi yaşayacağız. Yani. Evet. Son olarak Muhammed Uludağ, tabii şimdi Renault işçilerinin bir bu anlamda çağrısı olmuştu. Ekzam talebiyle ilk eylemi Renault işçileri yapmışlardı. Peki Gebze'deki fabrikalarda bu asgari ücretle ilgili tartışmalar sürerken gerek Birleşik Metal İş Sendikası'nın örgütlü olmuş olduğu 9 fabrikadaki iş yeri temsilcilerinin yapmış olduğu toplantı, gerekse Mersin'den Kocaeli'ne kadar, yine Bursa'dan İstanbul'a kadar bu taleplerle yapılan eylemler işçiler tarafından izleniyor mu? Yani diğer fabrikalarda neler olduğu da merak edilen, takip edilen, tartışılan başlıklar arasında buna ilişkin var mı gözlemlerin? Tabii zaten bu şeyle ilgili, yani bu ekzam talebi Renault sürecine bağlı olarak bütün iş yerlerinde bu Renault'un bu tutumu, ısrarı özellikle izleniyordu. Bu izlenmeye bağlı olarak, yani özellikle son kıdem tazminatı meselesine dahil de yapılan bu müdahalenin işçiler cephesinden mesela ki izlenmeden çıkıp bu sürece taraf olma, Renault'u yalnız bırakmama ve bu hatta yürüme, mücadele etmede bir şeyleri var. Yani kararlılıkları var arkadaşların, işçilerin bu konuda. Bu açıdan da özellikle petrokimyada olsun, diğer gıda alanında olsun bu süreç, özellikle 9 ana fabrikanın bu sürece dahil olmasından kaynaklı Gebze'de bütün havzaları, organize bölgeleri sarabilecek bir gelişme yaşanır diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkürler Muhammed Uludağ, tüm aktardığın bilgiler için, değerlendirmeden için de görüşmek üzere. Kolay gelsin. Evet, Renault işçileri dedik. Ekzam için tüm işçilere yaptığı eyleme geçme çağrısı pek çok fabrikadan olumlu yanıt geldi. Şimdi İzmir'de bulunan Schneider işçileri de ekzam için eylemlere başladı. Çorlu'da bulunan bir başka fabrika Eren Tekstil, yine İstanbul'da bulunan Gamak işçileri de ekzam talep ediyor ve bu konuda eylemler gerçekleştirdiler. Hakkımız söke söke alırız. Asgari ücretin 1300 liraya yükselmesinin ardından pek çok fabrikada diğer işçilerin ücretleri asgari ücretin altında kaldı. İşçiler ekzam talep ediyor. Geçtiğimiz günlerde ekzam talebiyle eylemlere başlayan Renault işçileri tüm işçilere eylem yapmaya çağırmıştı. Renault işçilerine İzmir'den yanıt geldi. Schneider Metal Fabrikası'nda iş yeri komitesi toplandı. İşçiler, asgari ücrete yapılan zam ve kıdem tazminatının fona devredilmesini tartışarak bir dizi karar aldı. Ekzam için vardiya çıkışında eylemlere başlayan Schneider işçileri, vardiya çıkışında açıklama yaptı. İşçiler, asgari ücretteki artış dolayısıyla 10-12 yıldır çalışan işçilerle işe yeni giren sözleşmeli işçiler arasında fark kalmadığını vurgulayarak ekzam istedi. Arkadaşlar için 1300 lira olduk. Doğal olarak da bu yeni düzenlemeye göre fabrikamızda 10 yıllık, 12 yıllık işçi arkadaşımızla işe yeni giren sözleşmeli arkadaşlarımız arasında bir fark kalmadı. Doğal olarak da tüm Türkiye'de ve özellikle Renault'da işçiler asgari geçim indirimi, asgari ücrete yapılan zamların kendilerine de yapılması gerektiğini, aradaki yıllar emeğinin yok olmaması için bir iyileştirme talep ettiler. Bizler de iş yeri komitesi olarak iş yerimizde yaptığımız toplantı sonrası
alınan kararlardan biri, birincisi asgari ücrete yapılan zammın ücretlerimize yansıtılması. Yansıtılmadığı takdirde sendikamızla beraber aldığımız kararları hayata geçirmektir. İşçiler kıdem tazminatına yönelik saldırılara karşı da iş işten geçmeden mücadele çağrısı yaptı. Çorlu'da bulunan Eren Tekstil işçilerinin ücretleri ise örgütlü oldukları Teksif Sendikası'yla patron arasında imzalanan sözleşmenin üzerinden daha 3 ay geçmeden asgari ücretin altında kaldı. İşçiler bu nedenle ek zam yapılmasını talep ediyor. %5 zam alınan sözleşmeyle 1000 lirayla 1300 lira arasında olan ücretlerde sadece 50-60 liralık artış oldu. Asgari ücretin 1300 lira olmasıyla işçilerin tamamına yakınının asgari ücretle eşitlendiğine dikkat çeken işçiler ek zam yapılmasını istedi. Çelik İş Sendikası'nın örgütlü olduğu GAMAK'ta da grevin ardından belirsizlikler sürüyor. Toplu sözleşme imzalanmasına karşın ücretleri 1200-1300 lira olan işçiler asgari ücret zammının kendilerine ne kadar yansıtılacağını bilmiyor. İşçiler sözleşmeden doğan kimi hakların Temmuz ayına kadar ertelenmesine ve sözleşmenin 3 yıllık imzalanmasına da tepkili. Asgari ücret artışı sonrası ek zam isteyen işçiler bu talepleri ve kıdem tazminatının korunması için sendikaları Çelik İşi harekete geçmeye çağırdı.